Efendim, Konya Akşehir'deyiz. Akşehir'de Beşak firmasındayız. Firma ortaklarımızdan Kamuran Kotan var yanımızda. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Akşehir'imize. Hoş bulduk. Birazcık kendinizden ve firmanızdan, ürünlerinizden bahseder misiniz? Biz şimdi firmamız olarak, Beşak olarak Akşehir'de bu bölgede yetişen tahıl ürünlerini işleyip Akşehir'imize katkı sağlamak için kurulmuş bir firma. Bu firmamızın temel amacı bu bölgede ciddi bir tahıl ambarı dediğimiz Konya bölgesi. Bu tahıl ambarında üretilen ürünleri farklı çalışmalar ya da farklı işlemler yaparak ekonomimize kazandırmaya çalıştırdığımız bazı çeşitlerimiz var. Bununla ilgili fikirlerimiz ya da ileriye dönük bakış açımız, evet, bunu, bu ürünleri daha da geliştirip ülkemize ciddi anlamda katkılar sağlamaktı. Efendim, aslında hepimizin sofrasına ve belki de boğazına, çocuklarının boğazından geçen ürünlere dikkat etmek gibi bir özelliğimiz var. Lakin organik mi değil mi hep kafalarda bir soru işareti oluyor. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi bizim ürünlerimiz tamamen tarladan aldığımız ürünleri işleyerek herhangi bir kimyasalla, herhangi bir katkı maddesiyle bulaştırmadan tarlamızdan gelen şekli sofralara ya da evlerimize sunmak. Dünya üzerinde ya da Türkiye şartlarında birçok şey organik gibi görünse de akıllarda hep bir soru işareti var. Özellikle ebeveynseniz çocuğunuzun yediği içtiği her şeye dikkat ediyorsunuz. Lakin parasında değiliz ama sağlığındayız diyoruz ve sağlık deyince de akla gelenlerden, en önde gelenlerden birisi de sanırım un ve tahıl ürünleri oluyor. Şimdi tahıl ürünlerimizde biz burada buğday, yulaf, çavdar, siyez buğdayı, bugün Türkiye'de tonajlı bunu işleyebilen firmalar arasındayız. Unlarını ve türevlerini üretiyoruz. Birçok çeşidi mevcut. Peki, ürün diyoruz, buğday diyoruz, tahıl diyoruz, en önemlisi efendim ekmek diyoruz ve unun ve buğdayın bu anlamda sanırım birazcık sağlıksal olarak önemi de arttığı için neye dikkat edilmesi gerekiyor? Buğday kalitesi çok önemli ve hangi buğdaydan neyi üreteceğimize öncelikle karar vermeliyiz. Bununla alakalı olarak da bizim atadan dededen gelen bir sistemle unlarımızı yapıyoruz. Yulaf unumuzu, çavdar unumuzu, arpa unumuzu, siyez unumuzu, bunları hepsini tamamen atadan gelen taş değirmenle yapıyoruz. Tamamen herhangi bir kimyasal, herhangi bir koruyucu madde kullanmaksızın bunları sofralara sunmaya çalışıyoruz. Peki, ben de ilk kez duyduğum için siyez un nedir? Siyez unu Kastamonu ve Kars bölgesinde 2000 yıllık GDO'su değişmemiş buğdayımız. Bu buğdayımızda gluten oranımız düşük. Ve siyez buğdayı son zamanlarda belki çok duyuldu. Ama siyezin bulgurundan tutun ununa, unundan tutun dövmesine ve ezmesine kadar yapıyoruz burada. Sağlıklı ürün olduğunu düşünüyoruz. Sabah kahvaltılarında da sanırım ezme dediğimiz şey çok tüketiliyor. Evet, ezme grubumuz bizim aslında en ideal olduğumuz bir grubumuz. Ezme grubumuzda çavdar, mısırdan tutun, arpaya, arpadan tutun, siyeze birçok üründe. Yulaf, yulafa değinmeden geçemeyeceğim çünkü gluten oranı %10'un altında. Buğdayda belki %80'ler civarında, arpada 50'ler civarında gluten. Fakat yulafta %10'un altında. Üretmiş olduğumuz yulaf tamamen tarlamızdan gelen, çiftçimizin tarlasından gelen yulafımıza herhangi bir katkı ve herhangi bir işlem yapmaksızın tamamen su ve 140 derecede fırında. Biz bunları eziyoruz, sofralara, kahvaltılara gönderiyoruz. Bugün birçok ürünümüz Avrupa firmaları, Avrupa menşei firmalarla devam ediyoruz. Türkiye genelinde de bugün birçok
kurumsal toplumun kabul etmiş olduğu kurumsal firmalarla da çalışıyoruz. Firmamızın genel hedefleri nelerdir? Anladığım kadarıyla teknolojiden de yararlanıyorsunuz. Ürün gamınıza katmak istediğiniz yenilikler var mı? Şimdi tabii ki teknolojiden faydalanmamak bir bence düşüncesizlik olacağını düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey, bunu daha nerelere taşıyabiliriz? Biz insan sağlığına ya da insanlara ya da müşterilerimize daha verimli bir şeyler, sağlıklı bir ürün üretebilmek için daha nerelere gidebiliriz? Hep bu konuyla alakalı sürekli bir araştırma içerisindeyiz. Tabii bu araştırmaları yaparken teknolojik alanda da devamlı bir araştırma içerisindeyiz. Amacımız doğru üretim, doğru tüketime götürebilmek. Hı hı. Bu aradaki dengeyi çok iyi koruyabilmektir. Müşterilerimize tavsiyelerimiz, yani diyebileceğim, evet, bu işin hakikatiyle yapılan işletmelerle alışverişleri olmuş olsun istiyoruz. Hedefimiz de bu tarz ürünleri çeşidini arttırmak, daha sağlıklı, daha iyisi diyebilir miyiz? Buğday çeşidini daha ne kadar geliştirebiliriz? Evet, buğday değişmez ama bunu ne kadar, nasıl kullanabileceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet, hedefimiz burada birkaç bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki yüzlerce insanla çalışmak. Türkiye'deki maddi anlamda değil de böyle üretimdeki ya yapmışlar, evet yapıyorlar, evet bunlar, yani diyebilmek, dedirtebilmek hedeflerimiz içerisinde dürüst ve temiz bir şekilde. Bu firma size öncelikli olarak sağlıklı ürün sunmak istiyor. Yani bunun koruyucu olarak işte ambalaja girdikten sonra bu ambalajın içerisinde ömrünün uzaması için kullanılan maddelerden, işte bundaki özünün olması açısından farklı kimyasalların katıldığı konuşuluyor ve söyleniliyor. Tabii biz böyle bir şeye ihtiyaç duymadık. Biz zaten bu firmanın açılışından bugüne kadar gelen süreçte ne kadar ilerlediğimizi ve insanların bu dürüstlükte üretim yapan firmalara ne kadar değer verdiğini zaten görüyoruz ve bunu birebir yaşıyoruz kendimiz. Peki son olarak izleyicilerimize, sizi tercih edenlere neler söylersiniz? Yani bu konuyla alakalı olarak söyleyeceğim, umarım beğeniyorlardır. Gönül ferahlığıyla, gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bunu biz 7/24 telefonlarımız açık. 7/24 ulaşabiliyorlar. Gecenin ikisinde dahil arayabiliyorlar. Bu konuyla alakalı görsellerine kadar, üretimimizin şekline kadar kendilerine ulaşabiliyoruz. Ve teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, Konya'dayız diyoruz. Birçok yeri gezerken aslında birbirinden değerli konukları ağırlıyor ve birçok şeyin bilgisini öğreniyoruz. Biz de sizlere bunları aktarmaya çalışıyoruz. Yolun götürdüğü yerde yine birlikteyiz.